Şimdi biliyorsunuz bir önceki çalışma videomuzda biz hocam halk hikayelerinden, Mesnevi'den bahsettik Evet. ve orada Dede Korkut'tan bahsetmiştik. Şimdi Bahsetmiştik. sevgili arkadaşlar Dede Korkut hikayelerinden beraber şöyle bir tatlı tatlı, hatta biz konumuzun anlatımına göre hikayelerin kısa özetlerini de verdik. Onları PDF olarak arkadaşların almasını tavsiye ederiz, değil mi hocam? Güzel. Yes. Hocam buyurun siz de başlayalım. 9. yüzyılda yaşamış Oğuz Türklerinin 15. yüzyılda yazıya geçirilen öyküleri olan Dede Korkut hikayeleri Türk edebiyatında destan geleneğinden halk hikayesi geleneğine geçiş eserin niteliğindedir. Sevgili arkadaşlar, 9. yüzyılda yaşayan Türk boyları olan Oğuzların, Uzlar diye geçiyor ya, 24 boyunun kendi aralarındaki mücadeleleri, o dönemde Anadolu'ya girerken Bizanslarla mücadeleleri ve bunların hikaye şeklinde anlattığı anonim ürünler mi? Evet hocam, anonim. Ama 15. yüzyılda yazıya geçirildiği için de zaman zaman böyle İslami etkinin de bulunduğu bir önemli hikayelerimiz. Dede Korkut hikayeleri. Sen ne dedin hocam az önce? En önemli özelliği ne demiştin? Hocam halk hikayesinin geçişte Dede Korkut hikayeleri tampon bölge olarak gösterilir. Yani destandan Destandan halk da evet. hikayesine geçişin Evet. ilk örneği. Evet. Yazılarda zaten bize hocalarımız hep bunu soruyor, değil mi Fatmacığım? Hı. Dede Korkut hikayelerinde hem destan hem de halk hikayesi özellikleri bulunuyor. Bu sebepten dolayı mı? Evet. Anonim. Kesinlikle anonim mi? Ama Dede Kesinlikle Korkut anonim. mu yazdı? Hocam Dede Korkut öylesine bir kahraman. Aynen sevgili arkadaşlar. Dede Korkut içerisinde sonlara doğru ortaya çıkan, saz eşliğinde şiirler söyleyen, isimler veren bir bilge adam. Anonimdir %100. Değil mi Evet. hocamcığım? 15. yüzyılda yazıya geçildiği için de bunu tahmin ediyoruz. O da öyle bir kesin bir elimizde bir delil de yok. Delil yok Hatta hocam. kim yazıya geçirdi onu Onu da da bilmiyoruz. bilmiyoruz. Hikayelerde anlatılan Türklerde hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrası özellikleri bir arada görünür. Onu söyledik. Hı. Bu da hikayelerin İslamiyet öncesinde oluştuğu kesin. Evet. Dolayısıyla Dede Korkut hikayeleri böyle bilinçaltından geliyor hocam. Hı. Evet, devam ediyoruz. Halkın ortak malı olan 12 hikayeden hocamcım oluşan Dede Korkut hikayelerinin yazarı kesinlikle belli değil. Buraya bir daha vurgu yapıyoruz. Hikayelerde Dede Korkut, Korkut Ata veya Korkut Dede adı verilen biri tarafından anlatılır. Ben bunu bütün esere tek tek inceledim. Acaba bir ipucu bulabilir mi diye hoca arkadaşlar. Saz eşliğinde sadece şiirleri okurken orada, çünkü öyle bir şiirler söylüyor hocam ama kendisinin söylediğine dair Bir o ben kanıt yok. yazdım diye bir kanıt yok. Bu Evet. yani hikayeler genel olarak Dede Korkut adıyla anılmış. Hatta orijinali Kitab-ı Dede Korkut diye diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinde yaygın bir hikayemiz bu arkadaşlar. Evet. Kitabın iki adet orijinal, hocam gel görelim ki ben çok üzüldüğüm bir şey var. Bu Dede Korkut kitabının nüshalarının ilk örnekleri bizde yok. Nerede hocam? Almanya'da ve Vatikan'da. Evet. Gördünüz mü? Adamlar bizim eserlerimizi alıp götürmüşler, değil mi arkadaşlar? İnceliyorlar. Bize geri verecekler. Verecekler. Yani evet. Görüyorsunuz. Dede Korkut nüshaları. Hocam özellikleri yazılarda çok çıktığı için vurguluyoruz. Tane tane arkadaşlara anlatmak istiyoruz. Madde madde yapalım mı? Tamam. Dede Korkut hikayeleri birbirinden ayrı olarak 12 hikayeden oluşur. Eserde bir de ön söz bulunur. 12 hikaye bir ön söz. Devam ediniz. Eserde hem olağanüstü olaylar hem de gerçek olaylar iç içedir. Bu da eserin hem destani hem de halk hikayesi özelliği taşıdığını Mutlaka gösterir. yazılarda arkadaşlar hocalarımız sorduğunda söyleyeceğimiz maddeler bunlar. Dede Korkut hikayeleri hakkında maddeler yazınız dediğinizde bu maddeleri yazacağız. Evet. Evet. Eser nesir olarak oluşturulsa da kahramanların sözleri, düşünceleri ve duyguları nazım olarak yazılmıştır. Değil Yani mi? nazım nesir karışık. Evet. Hikayelerde kahramanlık, aşk ve Oğuzların Bizanslarla ya da diğer Türk boyları arasındaki savaşları istenir. Anlaşılıyor. Diğer Türk boyları ve Bizanslarla savaşlarımız işleniyor bu dönemde. Evet. Evet. Şimdi hocam bunlara bir bakalım. Mesela ben arkadaşlara şöyle genelde güzel olsun diye düşündüm. İnşallah beğenir arkadaşlarımız da. Şimdi hocam Dede Korkut hikayeleri. Mesela Oğuzların iç mücadelelerini anlatanlar var burada. Evet. Birazdan sona doğru bu isimleri söyleyeceğiz. Aşk hikayelerini anlatanlar var. Kambireoğlu, Bamsı Beyrek gibi. Oğuzların hayal unsurları ve hayal unsuru güçlerle savaştıran, mesela Azrail ile savaşırlar. Mesela bunları falan anlat. Veya Tepegöz diye harika bir karakter var. Orada onunla Basat, evet. evet görüş kavgası var hocam. Bir de gayrimüslimlerle dediğimiz yine Bizanslarla mücadele anlatır ki o dönemde Anadolu'nun yeni yeni arkadaşlar fethedildiği dönemler. Oğuzların Bizanslarla ve Bizans tekfurlarıyla savaşları anlatılır ki bu hikayelerde böylece biraz daha derli toplu olsun diye bir şema vermek istedik hocam. Harika bir şema olmuş gibi görünüyor. Evet hocam. İnşallah beğenir arkadaşlarımız. Evet hocam bu hikayeler ferdi Evet. hikayeler olmayıp bir toplum hikayeleridir dedik. Hı. Bunu devam et lütfen. İlk bakışta Bizanslarla Oğuzların savaşları üzerinde kurulmuş kahramanlık destanları görünümünde bulunmalarına rağmen asıl önemli toplumumuzun kültürel aynası gibidir. Sevgili arkadaşlar bir kere Dede Korkut hikayeleri bizim bugünkü Türkçemizin atası olan Oğuzca ile oluşmuş. O zaman bizim en önemli dilimiz değil mi? Ne yapalım edelim mutlaka bunu öğrenelim hocam. Evet hocam.
Dede Korkut hikayelerinin her biri tek başına bağımsız ve tam bir hikaye olarak karşımıza çıkmakta. Fakat hepsi birden büyük bir bütün teşkil etmektedir. Çok güzel, evet. Ayrı ayrı olan hikayelerin konusu topluluktaki beylerin başlarından geçen maceralardır. Hikayeler aynı devirde, aynı bölgede yaşayan ve birbirlerinin çeşitli şekillerde bağlı bulunan Oğuz beyleri üzerinde toplanmıştır. Tamam, bu çok önemli hocamcım. Evet. Dede Korkut hikayeleri konuları bakımından Türk tarihinin devirlerini yansıttığı için tarihe ayna tutar, ışık tutar arkadaşlar. Evet. Dede Korkut hikayelerimiz dil yönünde de ayrı bir özellik. Çünkü arkadaşlar bu çok önemli. Benim ilk kaynaklarımdan birisidir bu yahu. Evet. Hikayelerde kullanılan kelimelerin ve deyimlerin sayısı 8000 civarındadır. Bunların çoğu da Türkçedir. Hocam bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Çok önemli. Sevgili arkadaşlar biz o Dede Korkut'un oluştuğu dönemde 8000 kullanırız kelime. Sonra 120.000, 150.000 lira çekmişiz. Hocam Osmanlı döneminde yaklaşık bir 800.000 kelime. Çok önemli bu. 800.000 kelime kullanırken maalesef sevgili arkadaşlar bugün günümüzde çok okumadığımızdan dolayı tekrar 8000'lere düşmüşüzdür. Çok üzücü bir durumdur. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Evet hocam. Hikayelerde Oğuz Türkçesinin katıksız bir yapıya sahip olduğunu bize göstermektedir. Cümle içerisinde kelimelerin sıralanışı günümüz Türkçesiyle aynıdır. Bu hikayelerde kullanılan dil son derece sade şekildedir. Yani bizim Türkçemizin atası olduğu için bizim için şahane eserlerdir diyoruz hocam. Evet hocam, Oğuzların dini anlayışları var. Buna geçelim. Ekonomik durumu anlatılmış. Oğuzlar o dönemde hocam hayvancılıkla ilgilendik ya. Onlarla ilgili neredeyse hikaye görünümlü var bunlar. Oğuzların hocam lütfen buraya devam edelim. Oğuzlarda üstünlük zenginlikle mal ve mülkle olmamaktadır. Bunun için yiğitlik gerekmektedir. Sevgili arkadaşlar bizim Türk karakterlerimizin birkaç özelliğini ben buraya almak istedim. Hocamla bir daha hocam onu önemsiyorum bunu. Oğuzlarda ne varmış bakın üstünlük, hocam. Üstünlük zenginlik veya mal mülkle ölçülmüyormuş. Yiğitlikle ölçülüyormuş oy, hocam. Oy oy oy, evet hocam. Bir başka özellik? Erkek gençlerin isim alabilmesi için bir yiğitlik göstermesi gerekir. Yiğitlik gösterilen delikanlıya Dede Korkut'un ismi verilir. Evet hocam, böyle bugün de dedelerimizin sela okuması gibi. Ama ne olacak? Önce bir yiğitlik göstereceksin. Önce bir başarı göstereceksin, yoksa isimsiz kalacaksın. Ne güzel bir adetmiş. Evet. Oğuzlar işlerini kendileri yapmazsa küçük düşerler. Üstünlüklerini kaybetmemek için yardım kabul etmezler. Kardeşinden hemen su isteyen çocuklar. Su getir oradan bana. Yemek getir oradan bana. Yemeğimi hazırladın mı diyen çocuklar hatırladıkça ben üzülüyorum. Niye? Bakın Türklük'te ne varmış hocam? Kendileri ne yaparmış? Üstünlüğü kaybetmemek için kendi işlerini kendi yaparmış. Evet. Hikayelerde kadın da söz sahibidir ve hanlık edebilir. Bu çok önemli arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Buyurun hocam. Kadın evlenirken güçlü, yiğit birini arar. Gerektiğinde de savaşır. Fakat onun savaşması erkeği küçük düşürür. Evet. Hatta orada hikayelerde var hocam. Normalde ne yapıyor işte? Kız seçecek eşini. Ne yapıyor? Benimle güreşin diyor. Güreşte yenen beni alabilir diyor. Ki orada düşünün yani. Evet. Yani ne var? Kadının toplumun ön plana çekmesi çok önemli hocam. Türk kültürünün değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle orada, burada hatta ne yapıyor? Orada han savaşta öldüğünde hemen eşi başkanlık ediyor değil mi hocam? Bunları görmek için. Yani Dede Korkut'ta kısacası bizim kültürümüz var arkadaşlar. Şimdi hocam kısaca şöyle biraz birkaç ismini almak istedim. Dede Korkut hikayeleri 12 tane dediniz ya. Mesela Dirse Han oğlu Boğaçan. Şöyle güzel bir hikayesi. Mesela Salur Kazan'ın evinin yağmalanması diye bir olay var. Hocam mesela yine burada çok güzel hikayeler anlatılıyor. Birkaçını seçeceğiz şimdi arkadaşlara. Mesela Kambre Bekoğlu Bamsı Beyrek. Bunu biliyor musun hocam? Mesela burada Banu Çiçek diye bir kız var. Aşık olmasıyla ilgili. Mesela Bamsı ölüyor. Öldü diyorlar. Sonra bu çiçek düğün gecesi tam birine veriyorlar hocam. O ara esir bulunduğu kaleden Tekfir'in kızının yardımıyla kaçan Bamsi yaşadığını Banu Çiçek'e bildiriyor. Sonra düğün yeniden yapıyor. Ve mutlu bir sona eriyor. Mesela Kambre Bek oğlu Bamsı Beyrek ile ilgili Banu Çiçek hocam. Burada Banu eski Türklerden Banu, Banu bunlar Türk isimlerden. Yine hocam Kazan Bey'in oğlu Uruz Bey'in tutsak olması hikayesi var. Bu Bizanslara tutsak olan bir gencin oradan kurtulması harika bir hikaye olarak anlatılır. Arkadaşlar öykü olarak anlatırlar. Koca Duha oğlu Deli Dumrul. Arkadaşlar hatırlarsınız bu hikayeyi, işte bir yol yaptırıyor bu bizim Deli Dumrul. İşte geçenden 3 tane, geçmeyenden 5 tane akçe alıyor. Yani olsun işte, kabadayı, yoldaki kabadayılar gibi var günümüzde de ya. Onun modernize edilmeden önce. Hocam yine Kanlı Koca oğlu Kan Turalı hikayesi diye bir şey var hocam yine burada. Yine böyle o şekilde bir hikayemiz. Kazıcık Koca oğlu Yigenek hikayesi var.
Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi hikayesi hocam. Bu hı, çok hı, güzeldir. Hı. Değil mi arkadaşlar? Bir Tepegöz verilir. Her gün bir hayvanlarımızı yer, bir şeyler yapar çobanları, değil mi hocam? Evet, hocam. O arada derler ki bunu kim öldürsün? Bizim Basat'ı görevlendiler. Canlının da tek bir Tepegöz'ü vardır. O her gün birini öldürecek. Hatta ne yapıyor hocam? Bir gün çobanların gittiği bir gün. Evet, evet hocam. Hocam koyunun şeyine derisini giriyor. Derisini yüzüyor. Yani, derisini yüzüyor, postuna giriyor ve Tepegöz'ün yaşadığı mağaraya gidiyor. Evet. Sonra da Tepegöz'ü orada öldürüyor. Değil mi? Eline mızrak saklıyor. Mızrak. Tam Tepegöz koyunu yerken lak ve kurtuluyor. Ve böyle bir hikaye. Aslında arkadaşlar gördünüz mü? Hani o bugünkü Harry Potter'lar, Yüzüklerin Efendisi gibi o üç boyutlu efsanevi hikayelerin ataları bizler de varız. Ama nedense modern dünyaya biz bunu filmler olarak çeviremedik. Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar sizleri bekliyor. Dev yönetmenleri bekliyor ki dünya sinemasında birbirinden güzel film olsun gerçekten diye. Gerçekten olur hocam. Evet. Daha önce bazı kanallarda çekildiydi. Mesela Begil Oğlu Emre'nin hikayesi var hocam. Uşun Kocaoğlu Seyrek'in hikayesi var yine. Uşun Koca adında birinin Erek, biz bunu güzel hikaye anlattık ama hocam bunu da devam etsin arkadaşlar. Mesela Salur Kazan'ın tutsak olup oğlu Uzun çıkardığı hikaye var arkadaş. Yine o Oğuzlara esir düşen bir Türk gencini anlatıyor. Yine hocam çok önemli. İç Oğuz, dış Oğuz, Asi olup Beyreğin öldürdüğü hikayesi. Hocam bir istersen birinin özetini olmuş olalım. Seslendirelim. Şunu mu hocam? Hı-hı. Kazan 3 yılda bir iç ve dış Oğuz beylerini toplar. Helalini alır. Nesi var nesi yoksa yağmalatırdı. Yine Kazan'ın evini yağmalattığı bir zaman dış Oğuz beyleri gelmez. Şimdi hocam böyle anlatırken arkadaşlar normal hikayenin orijinalinde de bu var. Düz yazılarla hikaye anlatılıyor. Araya Dede Korkut giriyor. Başlıyor, kahramanlar ağızlarından konuşuyor. Sonra hop şuraya doğru gelelim hocam. Biraz aşağı atlayalım. Evet. Mesela Beyrek'in bu yeminle. Beyrek'in bu yemine katılmasını yoksa öldüreceğini söylerler. Beyrek kabul etmez. Ancak dış Oğuz beyleri de Beyrek'e kıyamaz. Aruz Bey Beyrek'in sağ uyluğunu keser. Beyrek öleceğini anlayınca Kazan Han'a kanını yerde bırakmamasını vasiyet eder. Kazan Bey bunun üzerine iç Oğuz beylerini toplayarak Aruz'un evini yağmalar, kendisini öldürür. Kazan dış Oğuz beylerini affeder. Diye böyle hikayeler var. İşte aralarda ne yapıyor? Bir de şiirlerle hikayeyi bir tamamlıyoruz. En sonunda Dede Korkut geliyor ve hikayeyi güzelce şiirle özetliyor. Dede Korkut hikayeleri böylece diyoruz ve biz de 12 hikayemizi özeti vermekle beraber arkadaşlar hikayemizi tamamlamış oluruz.